Merhaba arkadaşlar, ben Berkay Türkkan. Bugünkü videomda size estetik vücuttan bahsedeceğim. Estetik vücut nedir, nasıl yapılır, nasıl korunur, zannedildiği gibi kolay mı elde edilir, bunlara değineceğim. İlk olarak estetik vücudun ne olduğuyla başlayalım. Estetik vücut, spor yapan yapmayan çoğu kişiye görsel anlamda çekici, tatmin edici gelen vücuttur ve altın çizerek söylüyorum, çok kas kütlesi anlamına gelmez. Siz yıllardır spor yapıyor olabilirsiniz. Çok ciddi bir kas kütlesine de sahip olabilirsiniz ama bu vücudunuzun estetik olmasına yetmez. Bu videoda da estetik vücudu nasıl elde edebileceğinizden bahsedeceğim. İlk olarak boyunuz estetik vücut anlamında çok önemli arkadaşlar. Çünkü boyunuza paralel olarak abartıya kaçmadan sahip olabileceğiniz kas kütlesi de değişiklik gösteriyor. Örneğin sizin boyunuz 1.70 ise sahip olabileceğiniz kas kütlesi farklı. 1.85, 1.90 ise abartıya kaçmadan sahip olabileceğiniz kas kütlesi yine farklıdır. Burada ilk etapta boyunuza göre hareket etmenizi şiddetle öneriyorum. Biraz gerçek hayattan örnek vermek gerekirse, hiç spor yapmayan herhangi birisine gidip sorduğunuzda kısa boyluların bu sporu yapmaması gerektiğini, yaptıklarında çok şişkin durduğunu söylerler. Hatta bunu da derken size şöyle gösterirler nasıl şiştiklerini. Bu yüzden boyunuz kısa sayılabilecek bir seviyedeyse ve hedefiniz estetik vücutsa, kas kütlenizi ve genel anlamda kütlenizi çok yukarıya taşımanızı önermem. Uzun boyluysanız tabii ki avantajlı olursunuz. Bu anlamda daha yüksek kilolara çıkabilirsiniz ama uzun boyluların kas kazanma süreci de zor olacağından bu kısa boylulara kıyasla biraz daha zaman alacaktır. Ama sonunda da emeklerinizin karşılığını alacağınıza emin olun. Benim boyum 1.87. Kilom şu an 92-94 aralığında değişiyor. Hatta uzun süredir bu aralıktayım. Paylaşımlarımı takip edenler bilecektir. Son 1,5 senedir yaklaşık olarak formumu korumaya yönelik çalışıyorum. Çünkü bu vücut görsel anlamda istediğim, hedeflediğim bir vücuttu. Bu seviyeye gelmeyi istiyordum. Geldikten sonra da korumaya yönelik çalışmaya başladım. Korumaya yönelik deyince şurada önemli bir yanlış anlaşılma oluyor. Siz hedeflediğiniz vücuda, forma ulaştıktan sonra işte antrenmanlarınızı, beslenmenizi aksatmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptığınız an formunuzu kaybetmeye başlarsınız. Yani salonda da beni görüp işte ben senin kadar vücut yapsam bir daha salona gelmem cümlesini ciddi ciddi kuran insanlar var ve belli bir forma ulaştıktan sonra antrenman ve beslenmeye dikkat edilmeyeceğini düşünen ciddi bir kesim var. Bu yanlış. Forma ulaşmak kadar formunuzu korumak için de çalışmalarınıza aynı disiplinde devam etmelisiniz. Bu konuda bir de işin ego boyutu var. Yaptığımız spor ister istemez egoyla çok yakından alakalı bir spor. Siz atıyorum bu spora 75 kilo başladınız diyelim. Hedefiniz sağlıklı bir şekilde kilo alarak işte 80'leri, 85'leri görmek olsun. Siz belli bir süre çalışıp o kilolara geldiğinizde hedefinize ulaşsanız bile o kas kütlesini vücudunuzda gördüğünüzde, görsel anlamdaki değişim gördüğünüzde çoğu zaman yetinmeyi bilmeden, daha doğrusu hedefim buydu, ben burada durayım demeyi bilmeden devam ediliyor. İşte burada iş estetikten çıkıyor. Çoğu kişi bu sınırda duramıyor. Size en önemli önerim o sınırda hedefinizde durmanız olur arkadaşlar. Çünkü zannedilenin aksine bu sporun işte bodybuilding veya profesyonel yarışma boyutunda devam edenler %5'lik kesim bile değildir. Gerçekten çok küçük bir kesimdir ve insanların işte ulaşmak istediği, beğendiği, çekici bulduğu vücut tipleri de çok büyük oranda o kadar ileri seviyeler olmuyor arkadaşlar. Zaten sizin de bildiğiniz gibi bir plaj vücudu tabiri vardır. İnsanların spor yapan yapmayan çok büyük kesiminin hedefi odur. Yani tabii ki plaj vücudu şu seviyelerde bizim için çok basit bir hedef kalıyor ama yani eğer öncelikli amacınız insanlar tarafından beğenilmekse
hangi seviyelerin beğenilip hangi seviyelerin abartı bulunduğunun da farkında olmanız gerekiyor. Yoksa büyük hayal kırıklığı yaşarsınız. Özellikle genç arkadaşlarım, beni takip eden genç arkadaşlarım veya amacı işte sosyal çevresini genişletmek, kızları etkilemek olan kişiler de olabilir. Bunlar da gayet doğaldır. Kimisi sağlık için başlar, kimisi vücudunu değiştirmek için başlar, kimisi de böyle bir hedefe yönelik çalışmalarını yapıyor olabilir. Bu gayet doğal. Ama neyin sizi mutlu edeceğini, neyin sizi hayal kırıklığına uğratacağını bilmeniz gerekiyor. Boydan bahsettik, koruma kısmından bahsettik, insanlara neyin hitap edip neyin hitap etmediğinden bahsettik. Aklıma estetik vücutla ilgili bir de orantı kısmı var, ona değinmeden videoyu bitirmeyeyim. Vücudunuzun estetik olması ve görsel anlamda hem sizi hem diğer insanları tatmin edebilmesi için vücudunuzdaki bölgelerin birbirine orantılı şekilde gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Atıyorum sizin omuzlarınız çok gelişmiştir, işte kollarınız çok zayıftır. Gerçekten iyi bir seviyede olsanız bile o vücudunuzun bir bölgesindeki eksiklik veya vücudunuzun o bölgesinin diğer bölgelere göre geride kalması sizin görsel seviyenizi ciddi şekilde etkiler. Bu yüzden vücudunuzun genelinde orantılı bir şekilde ilerlemelisiniz. Burada bacak da çok önemli arkadaşlar. Yani ben işte görsel anlamda insanlar etkilemek istiyorum deyip bacak çalışmazsanız inanın dışarıdan bakıldığında gerçekten komik duruyor. Bu yüzden bacak dahil bütün bölgeleri eşit şekilde önem vererek çalışmanızı öneririm. Bu şekilde bilinçli ilerleyip tüm bölgelerinizi kontrol ederek hedefinize doğru ilerleyip ilerlemediğinizi süreç içerisinde kontrol ederek ilerlediğinizde hedeflerinize ulaşmama şansınız yok arkadaşlar. Yeter ki siz sabırlı, disiplinli olun ve emek verin. Yani kimse kolay yoldan bir yere gelmiyor. Hedeflediğiniz seviyeye büyük bir adım atarak ulaşamazsınız. O başarı küçük adımların arka arkaya ve düzenli şekilde atılmasıyla gelir. Hele de fitness, vücut geliştirme gibi bir sporda kısa sürede veya çabuk bir şekilde gelişim elde edemezsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere. Beni sosyal medya hesaplarımda Instagram başta olmak üzere takip etmeyi unutmayın. Güçlü kalın.